Ali Aydın. Tamam. Giresunluyum. Kaç yaşındasın abi? Yaşım 63. Bayağı yaşlıyım ama ona göre fazla bir öğretmen yaptım. 30'un üzerinde. Esatlarıyla uğraşıyorum. Mesela çok bir özel değil mi? Bu mesleğe ne zaman başladın abi? Kaç yıl önce? Aslında benim normalde kendi mesleğim ama okulda öğretilenlerle yaptığım iş çok farklı. Bunu kıyaslayamazsın. Okulda bize öğretilenler basit şeylerdi. Ama burada kendi hayal gücün, yani bize Allah bir şey vermiş, göz hırsızlığı vermiş, gözle gördüğümüz her şeyi yapıyoruz. Hemen hemen de tahminime göre dedemle beraber yaptım. Dedem taş ustasıydı. Mardin'de askerlik yapmış. Daha sonra burada bu taş ustalığını öğrenmiş. Onunla çalışırken bana da elimden kaldı herhalde. Böyle devam ettim. Ama öğretmenlikle yaptığım işin bir ilgisi yok. Yani öğretmenlik başka bir olay, yaptığım iş çok farklı bir olay. Ya sepetçiliği nasıl görüyorsunuz, nerede görüyorsunuz? Sizin için ne anlam ifade ediyor? Kendi yöremden konuşayım. Her ilin kendine göre has bir özelliği vardır, iyi veya kötü. Ama kendi yöremde, yani kendi ilimde bizim mesleği hiçbir zaman bildiği yoktur. Hiç yok. Giresun'a birisi geldiği zaman, baktığınız zaman şunu düşünün. Kendi açınızdan düşünün. Buradan ne götürebilirsiniz memleketinize? Soruyorum ben size. Ne götürebilirsiniz? Sanat olarak, el sanat olarak veya düşünün ne götürebilirsiniz? Bana sorduğun zaman düşünüyorum. Fındık. Fındığı zaten herkes biliyor. Yani sen fındığı Trabzon'dan Rize'den girdiğin zaman ta Kocaeli'ye kadar fındık var. Yani çok da onu abartmaya gerek yok zaten. Bunu bilmeyen yok. Başka ne götürebilirsin? Buranın çok daha güzel şeyleri var. Yapılabilir, hediye olarak verilebilir ama hiç kimse ön ayak olmadığı için herhalde son kuşak da benim, benden başka da gelecek. Yani, çırağınız falan yok mu abi? Yetiştirdiğiniz sizden sonra bu mesele biz devam edilecek. Çırak yetiştirmek öyle kolay değil. Hemen anlatayım size. Artık yetiştirdiğin kişinin içtiği suya bile para ödüyorsun. Bak içtiği suya bile para ödüyorsun. Şimdi bir çırak alacaksın, 2 yıl çalışacaksın, sana 1 lira geliri olmayacak. 2 yıl sonra da çekip gidiyor, ben usta oldum diye veya kendi babaya. Öğrenci çalıştırsan onu çalıştıramışsın, çocuklar çünkü okuyor. Ama önceden öyle değildi. Şimdi mi iyi, önceki mi iyi? Ben arada kaldım, hangisi daha güzel? Yani önceden çıraklık vardı, yani misal diyelim ilkokuldan, ortaokuldan sonra çocuklar çırak olarak yetişiyordu. Benim açımdan biraz kötüydü çünkü okumasını engelliyordu. Ama şimdi de çırak yetiştiremiyorsun. Oraya bir sistem bulamadılar. Çıraklık okullarının da çok faydalı olduğunu zannetmiyorum. Yani meslek benimle başladı, benimle ölüyor. Bugün el sanatlarım da ölüyor. Giresun'da siz bilmezsiniz. Gazancılar Caddesi diye bir yer var. Sanat oradaydı aslında. Bütün bakır işletmeleri işte. El sanatı orada yapılıyordu işte bakır üzerine. Bir kişi kalmadı. Çünkü öyle yapılamıyor. Kiralar çok pahalı. İşçilik çok pahalı, malzeme çok pahalı. Bir sepet alacaksın, bir günde öreceksin. Simit satıyorlar ya yolda, simit sepetleri var mesela. Bir günde öreceksin. Benim bir günde o sepetten bir kere 1000 lira işçilik almam lazım. Sepeti 500 liraya satamazsın. O zaman neden yapacaksın? Yapmıyorsun. Yani para kazanabileceğin, kiranı ödeyebileceğin, işte elektriğini ödeyebileceğin, suyunu ödeyebileceksin, işte vergini ödeyebileceğin, İşler yapıyorsun, sanat o zaman ölüyor işte. Bu mesleği yaparken en zorlandığın şey ne oldu abi? Yani hiç bu mesleği bırakmanın eşiğine kadar gelebileceği bir olay yaşadın mı? Yaşadım. Parmağımı kaybettim ben. Kendi bir yaptığım bir makinede parmağımı kaybettim. Devletin okulunda çalışırken hiç öyle bir şeyim olmamıştı. O da şöyle bir şey, hani İşte bir çubuk yapacaksın, ince işte 3 milim, 4 milim, makineyi ona göre ayarladım. Ama olmadı, bir yanlış yapmışım, bir hatamla parmağımı kaybettim. Öyle yine bırakayım dedim. Ama bırakamadım. Aslında 7-8 saat şeyde kaldım, ameliyatta kaldım. O zaman mikrocerrah bakıyordum. Ama bir gün dayandım, ikinci gün. Elon Musk'ı da tekrar başladım. O günden sonra daha çok iş yapmaya başladım. Yani o bırakılmıyor. Şöyle diyelim yani. Bazen düşünürsünüz hani bazen sanatçılar sahnede ölürler ya. Çok gülerdim ben ama nitekim öyle. Eğer ki elin ayağın tutuyorsa, beyninde çalışıyorsa, gözlerinde görüyorsa
Ancak bugün çalışırsın, yarın ölürsün. Allah'ın bileceği iş. Yani bırakamazsın. O zaman sanatçı olamazsın. Zanaatkar olamazsın. Bizim mesleğimizde şu var. Hem sanatkarsın hem zanaatkarsın. Yani hem hayal ediyorsun hem kendin yapıyorsun. Bir başkasıyla bir ilişkin yok bizde. Her şeyi kendin yapıyorsun. Şurada gördüğünüz bir dolap var. Gidip ahşabını satın alıyorsun. İskeletini de kendin yapıyorsun. Örgüsünü de kendin yapıyorsun. İçinde kumaş yok. Kumaşını da kendin dikiyorsun. Onun için bırakma şansın yok. Seni bu mesleğe bağlayan, bu gönül bağının en önemli nedeni ne olabilir? Yani neden bu kadar çok seviyor olabilirsin mesleği? Aslında ben ilimi çok seviyorum. Diğer illerde bunlar yapılırken gördüm. Çok da değer görüyorlardı. Kendi ilimde yaptım ben bunu ama olmadı. Olmadı. Çok da böyle ilgi gösteren olmadı. Ama işte içinde olduğu zaman işte bir yapıyorsun, bir şey yapıyorsun. Atıyorum bir sandık yaptım aşağıda. Çok güzel oluyor. İş bittikten sonra yarına başka yerler düşünüyorsun. Peki abi, son olarak bize bir meslekte bulunacak olsan, biz yeni kuşaklara, gençlere bir meslekte bulunacak olsan ne söylemek istersin? Okuyorsunuz, bir kere mesleğinizi yapın diyorum. Ama bu meslek, yani sanatı asla ikinci sınıf yapmayın. Birinci sınıfta güzel. Devamlı bir şeylerle uğraşmakta yarar var. Yani yaptığınız meslekte ileride başarılı olup olmayacağınız belli değil. Abi sözünü bitirsin. Şimdi onun için herkesin bir becerisi olması lazım. Yani bir elinizde bir beceri olsun. Peki abi, bize son olarak bu malzemenin ham maddesini nereden temin ettiğini, nasıl bu süreci nasıl geliştiğini anlatır mısın? İşte o işi yaparken hayal ediyorsun. Bir iş yapıyorsun. Ondan sonra bu işi yapayım, malzemeyi nerede bulurum diye düşünüyorsun. Ondan sonra araştırıyorsun. Mesela ben İstanbul'da Tahtakale'de gezerken bu ipi görmüştüm. Ne yapabilirim falan diye düşündüm. O zaman bu kendini bile çok dikkatimi çekmiyordu, affedersin. Hayvanlar da biz onu bağlardık işte. O şekilde kullanırdı. Ne yapabilirim falan diye işte hasır arıyordum. Hasırdan yapacaktım. Hayalim de hasırdı. Ama devamlı bulamıyordum. Bunu bulunca geldim. Bundan her şeyi yapmaya başladım. Sepet yaptım, dolap yaptım, işte ne bileyim, sandık yaptım, paspas yaptım. Her şeyi yapmaya başladım. Ondan önce fındık çubuğuyla yapıyordum. Fındık çubuğu da bulmak çok zor oldu. Kimsenin tabii bahçesine de giremiyorsun. Zor oluyor. Teşekkür ederim.